Arkadaşlar, şimdi Kriko'muzun montaj işlemine geldik. Öncelikli olarak sizlere teşekkürlerimi etmek istiyorum. Kanala yoğun ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şekilde her hafta tasarım videoları ve montaj videoları gelecek. En iyi tasarımları hazırlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi tasarıma hemen başlayalım. Kriko tasarımımızı yapalım. İlk olarak bileşenekli kısmından taban parçamızla montaj işlemine başlıyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi taban parçası geldi. Solid ekranına gelen ilk parça her zaman sabit olduğunu biliyorduk. Ardından kollarımızı bu şekilde ekliyorum. Şimdi burada yeni bir ilişki göstereceğim size. Menteşe ilişkisi. Şimdi bu şekilde geliyoruz. Montaj ilişkisi diyorum. Mekanik montaj ilişkisinden menteşe komutuna giriyorum. İki deliğimizi de bu şekilde seçiyoruz kenarlarından. Daha sonradan birleşecek olan yüzleri bu şekilde seçerek kolumuzu menteşe ilişkisini bu şekilde veriyoruz. Kontrole basıyorum ve parçamın farenin sol tuşuyla bir kopya daha aldım. Aynı şekilde tekrardan buraya da menteşe ilişkisi vereceğiz. Bu kenar ile deliğimiz ile arasında menteşe ilişkisini bu şekilde veriyorum. Aynı işlemi sol tarafa da yapacağız. Bu şekilde bir kopya daha aldım. Kontrole basarak. İki deliğimizde bu şekilde mekanik montaj ilişkisinden menteşe vereceğiz. Bu yüzü seçiyorum. Ardından da bu yüzü seçerek menteşe ilişkisini onaylıyorum. Tekrardan bir kopya daha aldım. Montaj ilişkisi diyorum. Mekanik montaj ilişkisini seçeceğim. İki deliğimizi de kenarlarından seçiyorum ve ardından da yüzleri bu şekilde seçerek onaylıyorum. Kontrole bastım. Bir kopya daha aldım. Sağ tıklıyorum ve triadla yönünü ayarlayacağım. Bu şekilde yönünü ayarladım. Montaj ilişkisi diyoruz. Mekanik montaj ilişkisi ve menteşe kilit ilişkisi ile kenarımızı bu şekilde seçiyorum ve bu yüz ile bu yüz arasında ilişkimizi bu şekilde verdim. Tekrardan bir kontrole basarak kopya aldım. Aynı şekilde kenarımızı seçeceğiz. Mekanik montaj ilişkisi diyoruz. Menteşe kısmından bu şekilde iki yüzü de seçiyorum. Kontrol tekrar bastım. Bu şekilde bir kopya daha aldım. Montaj ilişkisi, mekanik montaj diyorum ve menteşe kilit ilişkisiyle aynı şekilde bu yüzleri de bu şekilde seçiyoruz. Bakın bu şekilde hareketini sağlıyor. Son bir kolumuz kaldı. Bunu da bu şekilde kontrole basarak bir kopya daha aldım. Montaj ilişkisi, mekanik montaj, menteşe komutuyla bu şekilde iki kenarımızı seçiyoruz. Aynı şekilde bu yüzde de mekanik menteşe ilişkisini bu şekilde verdim. Ardından bileşen ekleme devam ediyoruz. Bu şekilde geliyorum ve üst parçamı bu şekilde getirdim. Aynı işlemleri buraya da ekleyeceğiz.
mekanik montaj ilişkisi diyorum. Menteşe ilişkisiyle bu deliğimiz ile bu delik arasında ve iki yüz arasında menteşe ilişkisini bu şekilde veriyorum. Tekrardan geldim. Mekanik montaj ilişkisi menteşe diyorum. Aynı şekilde bu kısmı da menteşe ilişkisini veriyorum. Mekanik montaj, menteşe ve iki deliğimizi de bu şekilde seçiyoruz. Tekrar geldim. Mekanik montaj, menteşe ve İki yüzü de bu şekilde seçeceğiz. Tekrar geliyorum, bu kısımları düzeltelim. Evet, bu şekilde bakın menteşe ilişkisini verdik. Şimdi üst parçamızın ön düzlemi ile right yani sağ düzlemi ile taban parçamızın sağ düzlemi arasında çakışık ilişkisini bu şekilde veriyoruz. Ve aynı eksende olmasını bu şekilde sağlamış olduk. Ardından orta noktadaki parçaları eklemeye devam edelim. Bu şekilde rengini değiştirmek istiyorum. Siyah olmasını istedim. Ve aynı şekilde bu kısımlara da mekanik montaj ilişkisinden menteşe ilişkisini vereceğiz. Bu yüz ile bu yüz arasında bu sefer delik yüzlerimizi yapalım. Bu deliğimizi seçiyoruz yüz olarak. Mekanik montaj ilişkisi menteşe diyorum. Ve iki yüzde seçerek menteşemizi bu şekilde buraya ayarlamış oluyoruz. Kontrole basarak bir kopya daha alıyorum. Aynı şekilde köşemizi ya deliklerimizi seçeceğiz. Buraya da menteşe ilişkisi vereceğiz. Tekrardan menteşe ilişkisine geliyorum. Mekanik montaj ilişkisinden. İki deliğimizi de seçiyoruz. Bu yüz ile bu yüz arasında menteşe ilişkisini bu şekilde verdim. Ve bu deliğimiz ile karşıdaki parçamızın deliği arasında eş merkezli ilişkisini vereceğiz. Tekrardan geliyorum. Bu deliğimiz ile eş merkezde olmasını sağlıyorum. Bakın bu şekilde aynı eksen durmasını sağladım. Şimdi gijon parçamızı da ekrana çağıralım.
Bu şekilde gijon parçamız da geldi ve delik ekseniyle eş merkezli yapıyoruz. Aynı şekilde bu yüz ile çakışık hale getireceğim. Gijon parçamızı bu şekilde ayarladık. Şimdi montaj ilişkisine geliyorum. Mekanik montaj ilişkisinden. Vida komutuyla 5 milim olacak şekilde gijonumuzu ayarlayacağız. Bu yüzü seçiyorum ve parçamızın delik eksenindeki yönü seçerek bu şekilde sağ yönde olacak şekilde gijonumuzu hareketini sağlayacağız. Bakın, isterseniz bakabiliriz. Bu şekilde hareketini sağlıyor. İsterseniz şu şekilde üstten indirebilirim. Üst parçamızı da ekleyelim. Bu şekilde üst taban ile pim arasında eş merkezli olmasını sağlıyorum. Daha sonradan çakışıklık ifadesini bu şekilde vereceğim. Tekrardan bileşen ekle diyorum. Civatamızı seçiyoruz ve civataları eklemeye devam ediyoruz. Bileşeni döndür komutuyla bu şekilde civatamızın yönünü çevirdim. Montaj ilişkisi diyorum. Bu yüz ile bu yüz arasında eş merkezli olmasını istiyorum. Civatamızın arka yüzü ile bu yüz arasında çakışık olmasını sağlıyoruz. Kontrole basarak bir kopya daha alalım. Civatamız ile eş merkezli olmasını sağlayalım. Bu yüz ile arka yüz arasında çakışık olmasını sağlıyoruz. Somunlarımızı ekleyelim. Bileşen ekle diyoruz ve somun parçalarımızı da bu şekilde ekliyoruz. Ve civatamız ile eş merkezli olmasını istiyorum. Bu şekilde bu yüzü de bu şekilde getirdim. Kontrole basarak bir kopya daha aldım. Ve civatam ile eş merkezli olmasını sağlıyorum. Bu yüz ile ön yüz arasında çakışık olmasını sağlayacağım. Bu şekilde alttaki civatalarımızı takmış olduk. Şimdi üstteki küçük civatalarımızı takalım. Bu şekilde geliyorum. Eş merkezli olmasını istiyorum. Bu yüz ile üst yüzey arasında çakışık olmasını sağlıyorum. Kontrole bastım. Bir kopya daha aldık. Bileşenle döndür komutuyla bu şekilde yönünü ayarlayacağım ve deliğimiz ile eş merkezli olmasını sağlıyorum. Bakın bu şekilde bu yüze de eş merkezli çakışık olacak şekilde ayarladım. Bir kopya daha aldım. Bu yüze tıklıyorum. Ardından parçamızla eş merkezli olmasını istiyorum. Bu yüz ile plakamız ile çakışık olmasını sağlıyoruz. Kontrole bastım. Bir kopya daha aldım. Bileşeni döndür komutuyla bu şekilde döndürüyoruz. Ve deliğimiz ile eş merkezde olacak şekilde deliğimizi de ayarlayacağız. Bu yüz ile
kısım arasında çakışık olmasını sağladım. Aynı işlemleri yukarı tekrarlayacağız. Bu şekilde geliyorum. Bir kopya daha aldım. Bir kopya daha bu şekilde alıyorum. Eş merkezli olmasını istiyorum. Aynı şekilde bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını istiyorum. Bir kopya daha aldım. Bu şekilde delik merkezlerimizi eş merkezli yapıyoruz. Civatamız ile eş merkezli olmasını bu şekilde sağlıyorum. Bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını sağlıyorum. Bu yüz ile bu nokta arasında çakışıklık ifadesini vereceğiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün civatalarımızı takmış olduk. Son bir montaj ilişkisi kaldı. O da hareket kısıtı. Şimdi tekrardan montaj ilişkisi diyoruz. Buradan gelişmiş montaj ilişkisi ile minimum kapanmayı 20 olacak şekilde, maksimum açılmayı da 100 olacak şekilde ayarlıyorum. Tabi ilişkiyi seçmedik. Tekrardan gelelim. Mekanik montaj ilişkisi diyorum. Pardon, gelişmiş montaj ilişkisi. Üst yüze ile alt yüzey 100 olacak maksimum açılma, minimumda 20 olacak şekilde ayarlayacağım. Bu şekilde onaylıyorum. Bakın montaj ilişkisinde, mekanik montaj ilişkisinde sınır vermiş olduk. Bakın bu şekilde bir sınır belirttim. Yani 20 milimde bu şekilde ve maksimum 100'e kadar çıkacak şekilde ayarlamış olduk. Bir montaj işleminde bu şekilde sonlandırmış olduk arkadaşlar. Yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki eğitim setinde görüşmek üzere.